Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Diyanet İşleri Başkanı TV24'te yayınlanan bir programda ateizm ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaları gereği, gerçeği yansıtmaz ama biz dedik yani bunları bir değerlendirelim. Çünkü <laughs> çok ilginç bir açıklamada bulunmuş. Yani Birçok şeyden bahsetmiş ama ateizm ile ilgili kısmı biz sadece ele alacağız. Diğer kısımlar bizi ilgilendirmiyor. Çünkü bu kısımla ilgili söyledikleriyle bize bir söz hakkı doğmuş oldu ateistler olarak. Türkiye'deki ateistler olarak. O yüzden bu konuda bir atakest yapalım dedik. Videomuza geçmeden önce tabii ki her zamanki gibi kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız, videolarımızı beğenip paylaşırsanız ve katıl butonuyla bize destek olursanız seviniriz arkadaşlar. Hemen intromuza geçelim. Sonra da yayınımızı daha sonra atakestimizi iletelim, okuyalım. Az önce de dediğim gibi sohbetin bizim dışımızda olan birçok bölüm var. O bölümlere hiç değinmeyeceğim bile. Ancak Diyanet İşleri Başkanı tüm bu açıklamalardan ve değindiklerden sonra ateizm ve deizm konusunda aynen şunları söylemiş. Okuyorum arkadaşlar direkt. Şöyle diyor Diyanet İşleri Başkanı. Ateizm, deizm bir de agnostizm var. Bu izimler zaman zaman gündeme getiriliyor. Bu konu zannediyorum bundan 3 sene önce imam hatip okullarında öğrenciler deist oluyor tarzında gündeme getirilmişti. Ben o zaman bir televizyon kanalına çıktım. İzimleri önce tarif edeyim. Deizm halkımızın, gençlerimizin en rahat anlayabileceği cümleyle şöyle tarif edilir. Peygamberi inkar etmek. Yani peygamberi devre dışı bırakmak. Hangi imam hatip öğrencisi peygamberin devre dışı bırakıldığı bir inanca tenezzül eder? Burada bir parantez açayım arkadaşlar. <laughs> Bu sorunun çok basit bir cevabı var. Peygamberinin hayatını öğrenen birisi belki yapabilir bilmiyorum. Parantezi kapattım. Devam ediyoruz. Ateizm tabi o tamamen Tanrı'yı in Tanrı inkar etmek. Yapmış olduğumuz en son dini hayat tartışmasında deizm bile sorduk. Bu orana bile girmedi. Şimdi bazı konular öyle olduğu için değil öyle olsun diye de gündeme getirilir. Öyle olsun diye gündeme getirdiler. Bu bir deizm propagandasıdır. Bu bir ateizm propagandasıdır demiş Diyanet İşleri Başkanı. Birincisi layık bir ülkede ateizm ve deizm konusunda fikir beyan etmek ne zamandan beri propaganda oldu? Ayrıca bu yasak bir şey değil. İsteyen istediği gibi <laughs> propagandada yapabilir. Yani ateizm propagandası yapmak suç değil. Hakeza diğer dinlerin propagandasını yapmak da suç değil. Ya da inanç olmayan deizmin herhangi bir inancı tabi hatta inançsızlığın propagandası da aslında bir suç değil ama burada bir propaganda diyor. Yani şimdi, şimdi, bu, eğer propaganda varsa şöyle söylememiz lazım. Yani günde 5 vakit ezan da İslam propagandası mı diye düşünmemiz lazım değil mi? Yani bu bir ibadet mi? İslam propagandası mı yapıyorsunuz diye düşünmemiz gerekmez. Yani bu ya çok yanlış mukayeseler. Bunu belirteyim. Ateizm ve deizm özellikle de bu ülkede propaganda yapmaya gerek duyan bir düşünce sistemi de felsefe sistemi değil ki. İnsanlar gerçekleri gördükleri müddetçe Zaten ateist ve deist olabilmek dediler. Bunun için bir propaganda, ekstra bir propaganda ihtiyaç yok. Ekstra bir efor sarf etmeye gerek yok. Bir de bunun üstüne din adamlarının lüks yaşamları, tarikatların yaptıkları, yurtlarda olanlar, öğrenci yurtlarında olanlar, din adına yapılanlar vesaire eklenince özellikle de gençlerin İslam dinine bakışı da değişiyor arkadaşlar. Bir şey mi yapacaksınız? O zaman dini hayat araştırmaları yerine Türkiye'deki din adamlarının kendi dinlerine yani sizin dininize verdiği bir zararları araştırsanıza. Araştırın bakalım. O zaman sonuç içine çıkacak. Ayrıca madem dini hayat araştırması deizmi mi sorduk, oranı bile vermedi diyorsunuz. O zaman deizm ve ateizme karşı bu telaş, bu savaş niye? Bakın daha önce yapmış olduğu bir açıklamada aynı Diyanet İşleri Başkanı şunu söylemişti. Bu tuzağa bizim için hiçbir Müslüman gencimizin gelmeyeceğini biliyoruz. Peygamber aşığı bir milletiz biz. Muhammed deyince hemen ona salat ve selam getiren bir milletin mezuplarıyız. Onun için bu izimler Hiçbir şekilde bizim milletimize yer bulamaz ama bunun için uyanık olmalıyız. Çok iyi okumalıyız. Çok iyi okumalıyız diyor. Ama okumanızı istiyor mu zannediyorsunuz? Yani Bakın yaptıkları başka bir açıklamada Türkçe Kur'an ve ezan okumanın caiz olmadığını iletmemişler miydi bunlar? Çok iyi okumalıyız diyorlar ama okumalarını istedikleri şey Kur'an değil arkadaşlar. Buradan da biz açın Kur'an'ı okuyun. Direkt Kur'an'ı okuyun diyoruz. Bu insanların Kur'an okumanızı istememelerinin altında veya Türkçe Kur'an okumanızı istememelerinin altında ne var? Neden çekiniyorlar? Ayrıca ha madem hani bu işte deizm oranlara bile giremedi vesaire diyorsunuz. O yani biz demiş ya bizim milletimiz peygamber aşıdır diyorlar. Ama peygamberin ilettiği Kur'an'ı anlayarak okumanızı niye istemiyorlar? Neden bu korku neden? Bakın. ...birisine aşık... Yani ...peygamber aşık değil mi? Birisine aşık olmak için... ...onu tanımanız, sevmeniz, benimsemeniz... ...gerekmez mi? İnanın bir ateist kanal biz çok daha... ...iyi ve çok daha fazla anlatmışızdır... ...Muhammed'i ya. Neyse. Yani bunların yaptıkları... ...çok çok çarpıcı bir şekilde... ...görmeden, bilmeden... E, ...idrak etmeden... ...hatta hatta... E, ...doğru düzgün bir şeyi... ...sevmeden... Sizi ayakta uyutmaktan başka bir şey değildir. Yani asıl propaganda insanların anladıkları dini öğrenmelerinin önüne engel koşmak değil midir? Bu ne yaman çelişki değil mi? Yani propaganda yapıyor, deizm propagandası yapıyor diyor. Ama kendileri fetvada Türkçe Kur'an okumama propagandası yaparak tek kelimeyle İslam'ın bilmeden, öğrenilmeden sevilmesi gerektiğini dayatmaya çalışıyorlar. Oysa hiçbir düşünce, hiçbir din bilmeden öğrenilmeden sevilse bile kıymetli olamaz. Bu durumda yapılması gereken hayır aksine Diyanet şey başkanlığını çıkıp Türkçe Kur'an okuyun hatta ve hatta ve hatta Türkçe Kur'an teşvik etmeniz lazım. Bakın. Şimdi İncil ve Tevrat. Şimdi İncil ve Tevrat'ın değiştirilmiş bir kitap olduğunu, bir sürü mantık hataları dolu olduğunu iddia ediyoruz, değil mi? Peki İncil ve Tevrat'a anladığınız dille Türkçe ulaşmanız mı daha kolaydır? Türkçe Kur'an'a ulaşmak mı daha kolaydır? Yani Kadıköy'de her kilisenin önünden geçseniz bir tane bedava ince alırsınız oradan zaten. Adamlar bedava dağıtıyorlar. Şimdi bu adam bunu bedava niye da mantık hatası dolu bir kitabı niye size bedava dağıtıyor? Çünkü onun içerisinde okuyacağınız şeye inanacağını düşünüyor. Peki <laughs> Diyanet İşleri Başkanlığı bırakın bedava olmayı. Parayla satılan Türkçe Kur'anların okunmasının niye caiz olmadığını düşünüyor? Yani bir de böyle düşünün. Yani Diyanet İşleri Başkanı İslam dinine en çok güvenmesi gereken adam. İslam diniyle ilgili en çok propaganda yapması gereken kişidir. Değil mi? Amacı bu değil mi bu adamın? Yani Diyanet İşleri Başkanlığı ne yapıyor? İslam'la ilgili en çok propaganda yapması gereken kişi. Bunu nasıl yapabilir? Türkiye'de Türkçe konuşan, bir Türkçe bilen insanlar arasında Türkçe Kur'an okutarak yapabilir. Yapmıyor. Aksine Türkçe Kur'an okumamızı istiyor okumanızı istiyor ama Türkçe Kur'an okumamanızı istiyor. Yani arkadaşlar yani bu ne yaman çelişki? Burada bir birkaç soru işareti eminim hepinizin aklına geliyordur. Madem güzel bir din, İslam dini tamam kabul. E tamam bırak o zaman insanlar Türkçe Kur'an okusun. Niye Türkçe Kur'an okumak caiz değil diye vaaz veriyorsun. Hadi bunu böyle sonra diyorsun bizim milletimiz peygamber aşı. Senin milletin sen Peygamber'i Türkçe anlatamıyorsun. Daha sonra Türkçe anlatmanın caiz olmadığını söylüyorsun. Sonra bizim milletimiz peygamber ki o zaman sizin milletiniz yani Türk milleti hangi peygambere aşık olduğunu bilmiyor. Çünkü bilmesi için okuması lazım, öğrenmesi lazım, sevmesi lazım. Değil mi? Siz tanımadığınız, bilmediğiniz, görmediğiniz, sevmediğiniz birine aşık olur musunuz? Olmazsınız. Muhammed'in hayatı mükemmel, Muhammed'in hayatı süperse bu durumda Türkçe Kur'an, Türkçe hadislerin hiçbir mahsuru olmaması gerekir. Aksine desteklenmesi hatta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu Kur'an'ları bedava dağıtması gerekir. Bakın bunu söyleyen bir ateist bedava Türkçe Kur'an dağıtın diyorum ben. Bedava hadisleri dağıtın diyorum ben. Bedava. Sonuçta bu ülkenin bütçesinden para alıyorsunuz değil mi? Yapın. Buraya e, el alemin Hristiyan'ı geliyor, Yahudisi geliyor. Bedava İncil'ini e, propagandalar e, paslıyor. İşte e, Kadıköy'de, Bakırköy'de, Taksim'de Orada burada her taraftan alabiliyorsunuz Yani bırakın oralara buraya gitme in İnternete girin bedava incil yazın E-mail adresinizi e verin size e şartlı, şart diye. Hop, Hemen postoyla gönderin adamlar Tamam sen de kendi dinin için Bunu yapsana Yani senin dinin Herkese öğretilmeye hak etmiyor mu? Bence hak ediyor <laughs> Yapsana zaman bunu hadi Yani <laughs> Türkçe Kur'an Türkçe Hadis hadi bakalım peygamber aşığı millete yine aşık oldukları peygamberi gösterelim. Aşık olduğu peygambere daha çok aşık olsunlar. Gördükçe daha çok aşık olacaklardır. Yani. Daha çok seveceklerdir. Vay peygamberimiz böyleymiş. Bak biz burasını bilmiyorduk. Öğrendik hadislerden. Vay peygamberimizin işte şey yaptığı vahyettiği ayetlerde bunlar varmış. Bunları bilmiyorduk. Diye. Türkçe Kur'an, Türkçe hadis bunların hepsinin bedava cami çıkışlarına böyle koyacaksın. Herkes alacak oradan Türkçe Kur'an'larını, Türkçe hadislerini. Müthiş. Bence bunu yapmaları lazım. Ama bunun yerine Türkçe Kur'an okumayın diye vaaz veriyorlar. Sonra diyor ki bu ülkede deizm propagandası var. Evet. Şimdi ben bir ateist olarak propaganda mı yaptım Türkçe Kur'an dağıtın diye? Bu neyin ateizm propagandası bu mu oldu? <laughs> Hangi ateist propagandaları Türkçe Kur'an dağıtın? Yani, yani Türkçe, benim propagandam şu olabilir herhalde. İşte bir e, Türkçe e, türlerin kökeni kitabını bedava dağıtalım falan. Yani evrim kitaplarını bedava dağıtalım. Ya da işte Charles Darwin'in e, Tanrı Yanılgısı kitabını bedava dağıtalım falan diye olmam lazım propaganda yapmak için. Ben hayır, ben bunu söylemiyorum. Kur'an dağıtın diyorum. Türkçe Kur'an dağıtın. İnsanların aklı var, fikri var, vicdanı var. Bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Türk de Türk milletinin aklına, vicdanına ve izanına yani anlayabilme kabiliyetine güvendiği için Türkçe Kur'an çıkartmış dağıtmıştır. Hadi bakalım. Siz bu millete güvenmiyor musunuz? Güveniyorsanız o zaman bir problem yok. Bu millet okuduğunu anlayabilecek ve anladığını yorumlayabilecek ve yorumladığı üzerinden birilerine karşı duygular besleyebilecek. Aşık olmak gibi, sevmek, daha çok sevmek gibi. E tamam bunları güveniyorsanız ben de güveniyorum. Hadi bakalım. Ama bunun yerine bu ülkede ateizm ve şey, şey propagandası yapıyor diyorlar. Yani Bakın arkadaşlar bence bence gerçekleri öğrenmemenizi istiyorlar. Bu gerçeklerin ne olduğunu neyi istemedikleri bilmiyor. Belki de Türkçe Kur'an Türkçe e, hadislerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış olduğu uygulamalara ters bir şey olduğu için bunu düşünüyor olabilirler. Bilemiyorum yani sizleri kendi yarattıkları bir dünyaya hapsetmek istiyorlar. Bakın ister deist olsun ister ateist sonuçta ne olacaksınız gerçeklere göre olun arkadaşlar. Müslüman mı olacaksınız veya İslam dine çok mu sarılmak istiyorsunuz? Bu seni mutlu mu ediyor? Çok güzel ol. Ama gerçek İslam'ı öğren, gerçek Müslümanlığı bil, öyle mutlu ol. Ateist olacaksan da gerçekten ateizmi ve düşüncesini bil, hatta kendini bu konuda ikna etmeyi başar, ateist ol. Her ikisi de anayasal bir haktır. Anayasa haklar üzerinde herhangi bir tartışma yapılamaz. Atatürk bu nedenle Türkçe bir Kur'an getirdi ve diyaneti tarikatların cahil cuhela imamları bile yani olmayacak, imam bile olamayacak meczupların elinden bu milleti kurtarmak için o Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdu. Ama geldiğimiz noktada Atatürk'ün kurtarmak istediği din adamları kılığında Atatürk'ün yaptığı gibi Türkçe Kur'an okumanızı engellemek isteyenler var. Bakın bir ateist sizin Kur'an okumanızı engellemek istese bu mantıklıdır diyebilirsiniz. Ama bir ateist Kur'an okumanızı teşvik ediyorsa ve üstüne üstün, asıl Kur'an okumanızı teşvik edenler yasaklamaya çalışıyorsa ya da caiz değil diye sizi uzak tutmaya çalışıyor orada soru işaretleri vardır. Diyanet bu soru işaretlerini ortadan kaldırmalıdır. Dine güveniyorsanız, bu millete güveniyorsanız, bizim milletimiz peygamber aşıdır derken sallamıyorsanız o zaman bırakın okusunlar. Onlar okusunlar siz de gidin adam gibi bir anket firmasında deizm ve ateizm oranlarını lütfen öğrenin. Çünkü sayenizde hiç de öyle az buz bir rakamdan bahsedilmez bu ülkede. Hatta o kadar bahsedilmez ki insanlar başlarına bir iş geleceğini bilmese çok daha fazlasını iletecekler. Ama birçok insanın ben ateist ve deist olma konusunda kendini sakladığını düşünüyorum. Çünkü mobik denilen bir olay var. Bu öyle apacık bir şekilde anlatılabilecek. Ben ateistim dediği zaman anlatılabilecek bir şey değil. Bakın ben çok seküler ailelerde. Bakın bırakın bak bağnaz tarikata giden ya da ne bileyim, tarikata gitmeyi bir kenara bak. işte günde beş vakit namazını kılan orucunu tutan böyle bağnaz işte Allah Muhammed diyen bir ailelerden bahsetmiyorum. Allah'ı Muhammed'i ağzına bile doğru düzgün anmayan ...cumadan cumaya bile değil... ...bayramdan bayrama... ...Müslüman... ...günde iki kadeh rakı, üç kadeh rakısını içen... ...Ramazan'da içmeyen, oruç tutan... ...birçok seküler... ...Atatürkçü, kendilerine Atatürkçü diyen ailenin... ...içerisine gidin ateistim deyin... ...bakın başınıza ne geliyor... ...ben çok rastladım buna... ...bu, bu durum o kadar... ...şey durumda yani... E, ...şimdiki Z kuşağı... ...belki ileride kendi ailelerini kuracaklar... ...kendi işte büyüdükleri zaman... Ee, kendi imkanlarıyla kendi nesillerini kuracaklar ve onlar da çocuk yetiştirmeye başlayacaklar zaman bu değişebilir. Ama şu anda değil. Şu anda yavaş yavaş değişiyor ama şu anda değil. Hala öyle 50 ile yaşlarda olan seküler ailelere gidip ben ateistim deseniz linç ederler sizi. Yani e, cismen etmeseler yani yani e, fiziken etmeseler bile manen sizi linç ederler orada. Yani ulan tüy anasını satayım gidip keşke camide ben ateistim diye bağırsaydım dersiniz. O kadar yani. Çünkü benim başıma geldi bu olaylar. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum size. Bu anketleri nerede yaptırıyorsunuz? Diyanet İşleri Başkanı. Efendim biz deizmle ilgili anket yaptırdık. Nerede yaptırdın? Camide mi? Yani <laughs> insan bunu diyor. Deizmle anket yaptırdık orana bile girmedi. E camide yaptırırsan girmez zaten. Yani ama şık bir halkın için bir Z kuşağında yap bakalım. Yapmış olduğun araştırmanın bize bir künyesini göster bakalım. Kaç kişiye sordun? Bu kaç kişi kaç şeyler de bunların bu, diğer düşünceleri ne? Hayat görüşleri ne? Yani değil mi? Bunları sorma. Biz yaptık şeye bile girmiyor. Yani <laughs> madem girmez o zaman korkmanıza gerek yok ya. Ama bu, 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 ülkede bakıyoruz ki en ufak bir eleştiride e, dava açmaya hemen hazırlanıyorlar. Yani bitirmeden belirteyim arkadaşlar bak şunu da belirteyim. Arap ülkelerinde özellikle de İran'da yaptığımız birkaç yayında da gördük ki geçmiş yayınlarımıza bakarsanız siz de görebilirsiniz. Ateizm büyük oranda artıyor. Hem de öyle küçük küçük değil büyük oranda. Hatta neredeyse bizim o o o yayınlarda bizim yayınımıza katılan hemen hemen her kişi şunu söyledi ya ortak bir şey bak birbirlerine zıt düşünceleri olan kişilerdi ama ortak tek ortak noktaları vardı eğer şey diyorlardı eğer insanlar İran'da bir şey olmayacağını bilseler çok yüksek oranda ateist deist çıkar diyorlardı neden Din baskısı, aman şunu okuma, aman bu kitabı okuma, aman bu dilde okuma, aman mollalar, kadın türban taksın yaşanan hukuki boşluklar ve bu boşlukların din adamları tarafından doldurulması daha da önemlisi, din adamları tarafından sömürülen ekonomilerin olması ve halkın tüm yaşadıkları zorlukların altında din adamların olması nedeniyle İran'da bu kadar yüksek oranda ateist ve deist artışı var. Bu nedenleri yarattığınız anda insanların dinden çıkışlarını çok kolay bir hale getirdiğinizin farkına varmalısınız. Şimdi siz bütün bunları yaptıktan sonra örneğin İran'da ateist propagandasından bahsedilebilir misiniz? Yani İran'da ateistler propaganda mı? Ateist propagandası mı var? Ulan ateist propagandası var. A desen adam seni içeri atacak. Öyle bir propaganda yok. Ama oran artıyor. Neden? Ya az önce saydıklarım yüzünden. Din adamları, ekonomik sömürülenler, ...zorlamalar, dayatmalar... ...aman şu kitap okuma deme, aman buna bakma... ...aman şöyle yapma, aman şöyle yürüme... ...aman tek başına dışarı çıkma... ...aman işte türbanını böyle takma... ...ondan sonra öbür taraftan birileri malı götürsün... ...işte son moda araçlara bilsin... ...bilmem ne yapsın, İran'da durum bu. Yani Türkiye'de bu hale getirmek istiyorlarsa... ...bilmiyorum, ben bir şey bilmiyorum ama... ...amaç Türkiye'de layık, seküler bir sistemi yaratmaksa... ...bence olaya bir de farklı perspektiften bakmayı denesinler. Bugün Türkiye'nin geldiği noktanın bu olmaması için bence bizim bazı din adamlarının ne yaptıklarını tekrar 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 tekrar, tekrar düşünmesi lazım. Öyle çıkıp da deizm oranları girmiyor, ateizm oranları girmiyor demekle olmuyor bu işler. Yani kafanızı kuma sokmaktan başka bir işe edemez bu. Ancak yine de belirteyim eğer Türkiye'de deizm ve ateizmin artış hızını düşürmek istiyorsanız ben bunu daha önce söyledim. Türkiye'de ateizm ve deizm büyük oranda artıyor durdurabilmek imkansız. Tabii ki imkansız. Ama bu artış hızını düşürmek istiyorsanız eğer. Çok basit bir yöntem var. Diyanet İşleri Başkanlığı gidecek kendisini kapatacak. Bu kadar. Yani tüm tarikatlar vesaire kapanacak. Tüm din adına yapılan her şey. Ya çünkü din adına yaptığınız e, şeylerin içerisinde iyi şeyler yok mu? Var tabii ki ama yapılan bir tane kötü bir şey bile ne olur? Sürekli, sürekli öne çıkar. O yüzden din adına yapılan her şeyi sıfırlama noktasına geleceksiniz başka türlü olmaz. Yani e, o zaman artışı durdurursunuz. İnsanların... E, insanların kendine göre Müslüman. Yani kendine göre camisine gitsin, orucunu tutsun. İşte ezanı belli bir desibelin üzerine bangır bangır bağırtmanın bir anlamı yok. Yani bir de yani şimdi e, imamın sesi kötü, yani müezzinin sesi kötüyse <laughs> yani adam sırf o bangır bangır kafasının dibinde üstelik kötü bir sesle makama da uymadan Ezan okuyan adamı duyunca ulan diyor ben ne yapıyorum yani o bile yani bir Müslüman bile bunlar rahatsız olacaktır kardeşim evinde hastası olan var, çoluğu olan var, çocuğu olan var. Yani şimdi şöyle düşünün bakın mesela diyelim ki saldır mesela diyelim ki şimdi örnek vereyim hani vefat ettiği için o, bu, bu kişiye örnek vereceğim Müslüm Gürses. Müthiş Müslüm Gürses hayranısınız. İşte Müslüm Baba'nın bütün şarkılarını dinliyorsunuz vesaire. Siz evinizde oturuyorsunuz, televizyonunuzu açmışsınız ya da evinizde oturmuşsunuz, çocuğunuzu uyutacaksınız. Şak birisi kapının önüne gelmiş, açmış bangır bangır sözü, Müslüm Gürses çalıyor. Bir de sizin en sevdiğiniz şarkı. Ne dersiniz? Kardeşim kapat ben çocuğumu uyutuyorum. Tamam şarkı dinlemende bir şey var, bir adama bir şey var. Sen dinlemek, sen tek başına dinlemek ya da oturup bir anda ya bir şekilde dinlemek farklı bir şey. Ezanı da aynı şekilde en sevdiğiniz şarkı, en sevdiğiniz müzik bile olsa, en sevdiğiniz sözler bile söyleniyor olsa hiç fark etmez. Çünkü o anda yaptığınız iş o değil. Çocuğunuzu tutacaksınız. Yaşlı anneniz var, babanız var. Siz hastasınız belki. O yüzden mesela ezanı belli bir seviyenin altına indirip bunu da sürekli denetleyerek bu işe başlayabilirsiniz örneğin. Böylelikle insanlar en azından şunu düşünürler. Ha tamam yani bizim ülkemizde İslam dini öyle dayatma şeklinde olmuyor. Seven insan, aşık olan insan bilir ya peygamber aşık olan insan, seven insan gidiyor camisine vakti gelince. Zaten aşık olan adam buluşma saati için değil mi? Kaçırmaz. Yani aşık seher kimse sevgilisiyle buluşmanın zamanını kaçırmaz. Hemen hatta 10 dakika öncesinden gider, 20 dakika öncesinden gider ki aman buluşmayı kaçırmayayım diye. Eğer bizim milletimiz peygamber aşıysa o zaman peygamberiyle buluşması için camiye gitmesi nedeniyle bangır bangır ezan yapmanızı bir anlamı yok. Aşık adam o camiye 10 dakika önce gider. Eğer aşık olduğunu düşünüyorsanız. İşte bütün bu yaptıklarınız, bütün bu söyledikleriniz, bu ülkede yaptığınız bütün bu dinle ilgili size göre hoş gelen ama aslında Müslümana bile çok ezan veren, çok zorlayıcı gelen durumları yapmayın. Hani Muhammed'in bir sözü var, İbadeti kendinize zorlama aracı yapamazsınız diye. Muhammed bunu öyle sallayıp söylemiş bir söz değil, çok akıllıca söylenmiş olan bir sözdür bu. Çünkü ibadeti kendine zorluk aracı yaparsan, o ibadet seni zorladığı sürece sen dinden uzaklaşırsın. Bu bu kadar basit. Sen belki ben mesela bana işte mesela adam Seferi. İşte gidiyor mesela otobüs yolculuğu 18 saat yolculuk. Diyor ki ben sabah namazını kılacağım otobüsü durduruyor. Şimdi bu peygamberin bu sözüne aykırı bir hareket. Niye? Çünkü sen o otobüsü durdurduğun anda o otobüsün içerisindeki o ellik geri kalan kişi gideceği yere daha geç varacağı için senin kıldığın namazdan nefret edecek. Etmese bile edecek. Bakın etmese bile edecek lafını niye söylüyor? Bilinç altında edecek onu. Ulan nereden çıktı bu namaz? Biri dese yeter bitti zaten. Buna ya gerek var. İnsanları namazdan soğutmaya ne gerek var. Ama bu bizim ülkemizde şey olarak gözüküyor. Böyle bir hani bir gösteriş. Adam E5'in ortasında namaz kılıyor. Buna en çok karşı çıkması gereken kişi Diyanet İşleri Başkanı'dır. E5'in ortasında namaz kılıyor. Bütün trafik durmuş. Ne diyor o trafikteki insanlar? Ulan yani yani insanları namazdan oruç tutuyor adam. Belki tutamıyor. Belki sigara içecek. Belki şey yapacak. Efendim sen dışarı sigara içebilir misin? Bir de bunlar sosyal medya yayıldıkça vay anasın ya bu oruçlananlar da yani insanları rahat bırakmıyorlar ve sana ne adam tutar tutmaz değil mi? Ama bu yaptıklarınız ya dayatmalar insanların ateist ve deist olma oranlarını arttırmaktan bir kenara Müslümanları bile siz dinden soğutuyorsunuz. Farkında mısınız? Sonra propaganda. Al propagandayı önüne geçmek istiyor musun? Yani yapılan İslam size göre İslam dini karşıtı propaganda önüne geçmek istiyor musun? Bu tür şeylere engel ol. Bu tür gösterişlere engel ol. Dini bir gösteriş aracı yapmaktan çıkart. Sokak ortasında namaz kılan adama git de ki kardeşim İslam'da böyle bir şey yok. Bizim peygamberimiz diyor ki ibadeti kendine zorluk aracı yapamazsın. Bu kendine de ki başkalarına zorluk aracı yapıyorsun mesela üstelik. Sadece kendine de değil. İbadeti kendinize ya da başkalarına zorluk aracı yapamazsınız. Yaptığınız anda o zorluk aracı insanların çok kolay bir şekilde dinden çıkmasını sağlar. Sonra da girip ateistler propaganda yapıyor. Falan. Hiç gerek yok ateistleri propaganda yapmasına kadar. Siz böyle devam edin zaten. Siz böyle devam ettiğiniz sürece Türkiye'deki ateizm ve deizm oranı artacak. Düşmeyecek. Düşeceğini mi düşünüyorsunuz? Yanlıyorsunuz. Hiç düşmeyecek. Artacak. Yani giderek kat ve kat artacak. Z kuşağı diyecek ki kardeşim bunlar dini kullanar, Bunlar dini gösteriş olarak kullanar. İşte günde bangır bangır 5 vakit namaz kılar. Ben ders çalışamıyorum diyecek. Üniversite sınavına gireceğim. Sabaha kadar uyudum. İşte ders çalışamıyorum diyecek. Anlatabildim mi? Yani bunlara engel olması gereken Diyanet İşleri Başkanı çıkmış deizm ve ateizmle savaş açmış durumda. Çünkü niye bunlara engel olamıyor? Bence bunlara engel olamıyor. Yapması gereken bu. Yapması gereken bu ülkede dinin gösteri aracı olarak kullanılmasına engel olmak. Buna Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan camilerdeki ezan sesini kanunun söylediği şeyi desibelin bile çok çok altına çekerek başlayabilirler. Onun dışında sokaklarda bu şekilde ibadetleri kullanan, bu şekilde işte e, oruç vesaire konusunda şey yapan, mesela mini etek giyen kıza tekme atanlara bile Diyanet İşleri Başkanı herkesten önce hesap sormalı. Nedeni hesap sorabileceği için değil. Nedeni tarafını belirtmek için. Ben dayatma olmayan bir dinin tarafındayım diyebiliyorsa ya da demek istiyorsa önünde bir sürü örnek var. Ama bunun yerine ver mehteri tarzında bir İslam anlayışı yaparsanız kusura bakmayın ama 21. yüzyılda Z kuşağını kendinizden daha çok uzaklaştırırsınız. Bizim de yani ateistlerin ve deistlerin de bir propaganda yapmasına gerek yok. Hani yapsak da suç değil ama yapmamıza gerek yok. Sizin sayenizde Türkiye'deki ateizm ve deizm giderek yükselerek artıyor. Artış hızı da müthiş oranda yükseldiği için zaten bütün bu işte savaş, bütün bu verdiğiniz mücadele ondan kaynaklanıyor. Bunu da bilmeyecek kadar cahil değiliz yani ya da kör değiliz. Bunu da biliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ya da yetkilileri bence bu konuya bir el atıp en azından bunu şey yapsınlar. Yani zorlama dayatmayı bırakıp ee, İslam anlayışında ibadetin zorluk aracı kendilerine ya da başkalarına zorluk aracı yapılmasını önüne geçsinler. Ondan sonraki durum için fikirsel çatışmalar olacaktır. Yani ateistler, deistler ve Müslümanlar arasında fikirsel çatışma. İşte İslam'la ilgili, Kur'an'la ilgili, hadislerle ilgili fikirsel çatışmalar olacaktır. Bırakın insanlar istedikleri gibi tartışsınlar. Bu da hiç kimse eğer dininize güveniyorsa bir problem yok. Yani yok ben dinime güvenmiyorum o yüzden tartışmayın diyorsanız onun için bir şey diyemem. Ama dininize güveniyor olmanız lazım ki diğer işlerisiniz yani sonuçta. Diğer işleri İslam dinine güvenmeyecek de. kim güvenecek ben mi güveneceğim? Yani İslam dinine güveniyorsanız o zaman insanlar tartışması da bir anlamı yok. Bundan sonra iş tartışmaya kalır. Yani İslam dinine güveniyorsanız o zaman endişe bir durumunuz kalmaz. Ama siz bırakın tartışmayı tartışması bile olmayacak konularda hiçbir şey yapmadığınız için e, bizim de bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Siz sağ olsun siz bir şey, hiçbir şey yapmayarak ateizm ve deizm propagandasını bizzat siz yapıyorsunuz. Haberiniz yok. Neyse arkadaşlar bunu daha fazla uzatmayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.